Yani her gün operasyon, her gün ölüm, her gün şehit haberi vesaire. Çok tatsız bir süreçteyiz. Bu mesela sizin maalesef üretmenizi ne yönde etkiliyor ya da etkiliyor mu? Ya sonuçta ülkenin vatandaşı olarak tabii ki çok çok üzülüyorsun bir şekilde. Yani sonuçta yaptığın şey de her şeyden kendini soyutlayarak dur ben bir espri bulayım yapamıyorsun. Hı hı. Böyle bir şey de var. Seni etkiliyor hakikaten. Mesela dünyanın en mutlu insanı olarak kalkıyorsun, sonra haberlere bakıyorsun, of iki tane haber görüyorsun, biraz bir şey izliyorsun falan, bayağı depresyona giriyorsun. Hı hı. Yani bu ülkede o kadar çok depresyona giriyoruz ki hep birlikte aslında, evet, bir yandan da. Yani haber bültenleri bayağı şey, insanları böyle ezen, mahveden reality şovlara döndü, bir şekilde. Evet. Benim üzüldüğüm şey şu, Türkiye'nin, biz mesela, bize hep şey derler, çok şanslısınız. Türkiye'de yaşıyor. Türk karikatürcüsü olarak çok şanslısınız. Sürekli bir sürü dert var. Size de bir sürü espri malzeme çıkıyordur diye. Ama evet böyle bir şey var. Çünkü dert olmayan yerden mizah çıkmıyor. Hı hı. Hakikaten öyle bir şey. Hayat ne kadar güzel diye karikatür yapamıyorsun bu şekilde. Bir sorun çıkması lazım, bir problem olması lazım. Ama kötü taraf da şu, o problemlerimiz hiç değişmiyor. Hı hı. Yani 50 senedir, 100 senedir hep aşamadığımız... yenileyemediğimiz, düzeltemediğimiz dertlerimiz var. Bu çok korkunç bir şey. Ya biz mesela atıyorum senede minimum 20 tane şey çiziyoruz. İşçi ölümleriyle ilgili karikatür çiziyoruz. İşte basın haklarının ihlali üzerine yüzlerce karikatür çiziyoruz. Sürekli ama hep aynı konular. Hı. Çünkü bir türlü Türkiye'de işçi ölümleri hallolmuyor, bitmiyor. İşte basın hakları düzelmiyor, işte insan hakları düzelmiyor. İşte her sene mutlaka bir doğalgaza zam derdimiz var. Mesela en basit, en basit derdi söyleyeyim. Evet. Yani Kasım geldiği anda uf bir daha ne ama doğalgaza zam, elektriğe zam diye espri bulacağız diye. Yani daha kaç tane bulabilirsin ki? Evet. Yani böyle bir şey de var. Peki zam geldiğinde siz de gerçekten küfür ediyor musunuz? Yani yine... Ediyorum tabii canım, niye etmeyeyim? Ya o yüzden mesela niye iktidarı eleştiriyorlar diyorsun ama şimdi başbakanımız gidip bir laf ediyor, diyor ki daha fazla %20 zam yaptı. Atıyorum. Oh, senin cebinden 40 lira gidiyor. Evet. Ülkedeki herkesin cebinden 40 lira gidiyor. Şimdi bizim eleştirme hakkımız yok mu? Yok. Kahvedeki adam gidip televizyona küfrediyor da ben karikatür çizemeyecek miyim? Evet. Aynen, ya ben evet, küfretmek istemiyorum. Küfretmeden ama en azından eleştirecek karikatür çizemeyecek miyim? Hı-hı. Yaptığım şey de bu zaten. Peki son süreçte karikatüristlere de ya da dergilerine de ciddi baskılar vesaire oldu. Penguin olarak bundan nasıl etkilendiniz ya da size geldi mi bu yansıma? Bize ara ara davalar açılıyor, hı-hı, falan filan ama onun dışında çok böyle ağır bir baskı olduğunu söyleyemem. Bizi herhalde çok okumuyorlar o yüzden biraz daha... Olabilir mi? Geç farkına varabilir. Dur uyandırma milleti. Evet uyandırmayalım. Doğru söylüyorsunuz. İşte Erdoğan'ı gülerek çizmek istedim. Bir türlü beceremedim. Ya beceremedim. Sonunda sinirli çizdim, üzdürdüm diyorsunuz. Neden? Çünkü öyle bir şey var. Gülmüyor mu? Ya hep sinirli surat, hı-hı, olarak. Kafamızda öyle kaldı, hı-hı, kazındı senelerdir. Çünkü, hı-hı, sürekli bağırıyor, kızgın falan. Şimdi Cumhurbaşkanı olunca daha çok gülmeye başladı. Bir şey, tabii sorumluluklar falan biraz daha azaldı gibi gözüküyor ama en azından biz öyle zannediyoruz. Evet. Ama şey, hakikaten denedim. Hı-hı. Ya bir gülerek, bir türlü benzetemedim. Gülerken benzemiyor. En sonunda sinirli güldürdüm, böyle oldu. Oldu diyorsunuz. Ama benim günahım değil. Hı-hı. Peki eski... Yani 28 senedir, 30 yıla yakın bu, evet, işi yapıyorum yani dediniz. Öyle. Eski siyasiler nasıldı mesela? Mizaha bakış ilk, açısı. Mesela televizyon şovlarında ilk şeyle başladım. O çok 20'li yaşlarındaydım. Plastik şovla başladım. Evet, evet. Liderlerin silikon kuklalarını, hı-hı, yapıyorduk. Cihat Azardağlı başımızda. Ve TRT'deydi bu. Ve ilk TRT'de başladı. Hı-hı. Cihat Azardağlı başımızda biz yazıyorduk, o plastikleri yapıyordu, programı yapıyordu, kuklalar, biz de senaryolarını yazıyorduk ve oynatıyorduk, çekiyorduk falan filan. Ve şöyle bir fark vardı tabii o zamanki siyasi ortamda. Mesela mizahçı için çok daha zengin, çok fazla ve çok nevi şahsına münasır bir sürü siyasi figür vardı. Hı-hı. Yani Süleyman Demirel, Turgut, evet, Özal, Tansu Çiller, Erdal İnönü, işte Alparslan Türkeş falan, hepsi çok özel adamlar, hı-hı, bir de yani her birinin
mesela o zaman taklitleri falan da yapılırdı. Çok kolay sokaktaki adamlar bile, yapan, çocuklar bile taklitini yapabilecek kadar Nemiş Arslan'a münasır adamlardı. Tabii. Mesut Yılmaz yavaş konuşuyor. Tansu Çiller. Evet, ayrı bir şey. Şimdi aklıma geldi. O kadar, ama ne kadar zenginlik vardı bir yanda. Bizim şansımız, o zaman da biz TRT'de yapıyorduk. Açıkçası biz bayağı sert. Yani TRT'de başladık, sonra diğer devlet kanalı yani. Devlet kanalında rahat rahat siyasi mizahımızı yapabiliyorduk. Şu anda televizyonda böyle bir şey yapmak devlet kanalında de imkansız değil herhalde. Bence hiçbir yerde yapılamaz. Öyle mi? Şu anda yapılabilir mi? Evet. Çok zor yani. Peki eski siyasiler nasıl karşılardı sizin yaptığınız esprileri vesaire? Çok, kızanlar da vardı tabii de bir yandan da çok gülen, eğlenenler, bizden işte karikatürlerimizi alanlar, edenler falan vardı. Kim mesela? Mesela Turgut Özal toplardı, çok severdi. Öyle mi? Karikatürler şeyleri vardı. Süleyman Demirel hiçbir zaman kızmadı. Dava yani, açan oldu mu? Kızdı da hiç şey yapmadı. Dava falan o zamanlarda hiç hatırlamıyorum. Şey, Özal açıyordu ama. Öyle mi? Ha, hem toplayıp hem açıyor muydu? O seviyordu hem kızıyordu. Baba gibi o. Ayrı bir şeydi. Evet. Ama mesela bu dönemdeki kadar bir tepki hiçbir zaman olmadı. Yani o dönemde aslında çok ciddi baskı dönemlerinin olduğu bir dönem. Hani var kendince. O ama siyasi bir yandan başka oldu. Bir disiplin vardı yani. O şey, İşe basın saygı, kültürü bilmem ne daha çok daha özgür ve şeyi vardı. Basının ayrı bir gücü vardı yani hakikaten. Peki şöyle bir...